Herkese merhabayım. Çikolatalı dondurma yapacağım. Bitter çikolatalı. Bu piyasada bulabildiğim en koyusunu buldum. %70 kakaolu bu. Şey aktarıp eriteceğim. Kısık ateşte başlıyorum. Yoksa kaynar çikolatayı yakarız. Yakmamanın aslında yöntemi benim arayayım. Biraz da süt dökeceğim. Tamam. Şimdi ona az gelecektir. Bir miktar da kakao ekleyeceğim üstüne. Şöyle yemek kaşığından bir kaşık da kakao ekledim. Harcı ayarlamak için şeker oranını biliyorsunuz. Daha önceki tariflerimi de izlerseniz. Şöyle bir macun kıvamında bir şey elde etmeye çalışıyorum. Soğumasını bekleyeceğim. Öyle kullanacağım. Soğuduğu halde de yine böyle bir diğer malzemelerle karışabilecek kıvamda olmalı. Yoksa sulandırmak gerekir. Bunun için de biraz daha süt dökelim. Şimdi böyle sulu soyunca daha da koyulaşacak tabii. Kaynaması şart değil. Kaynarsa tamam, problem yok ama kaynaması şart değil. Sıcak olması, içindeki malzemenin erimiş olması benim için yeterli. Kapattım altını. Evet, şimdi bunu kenara aldım. Şimdi bir paket krem şanti döküyorum. Sütün bir kısmını oraya dökmüştüm. Bir kısmını da, kalan kısmını da buraya döküyorum. 200 mililitre süt. Yani bir su bardağı. Ona denk geliyor. Şimdi bu buradaki malzemeyi de bunun içine dökeceğim. Nedir? Bir su bardağı süt kullandım. İçine biraz da işte diğer malzemelerimi ekledim. Hepsini karıştırıyorum. Ve çırpıcıyla bakın, blenderla değil, mikserle. Şimdi bunu kullanıyorum, çırpıcıyı. Bunun çünkü hızını ayarlayabiliyorum. O el blenderlarının da çırpıcıları var ama çok hızlı onlar. Her tarafı bulaştırıyor. Şimdi biraz köpürüp koyulaşınca bunu hızlandıracağım. Bakın bu izleri görüyorsunuz. Bu da benim için yeterli kıvamın oluştuğunu gösteriyor ama biraz daha çırpacağım. Başlangıcıyla falan en fazla 7-8 dakika tutar, bilemediğiniz 10 dakika tutar yani. Bu çırpılma işlemi de işte 5 dakika kadar bir şey. Evet, bu benim için yeterlidir. Şimdi gülen adamımızı alıyoruz ve bakın kıvamı görüyorsunuz. Yani uzun sürdü çırpması. Bunun biraz uzun sürdü şeyden, içine koyduğum malzemelerden dolayı.
Şimdi bunu derin dondurucuya atıyorum. 5-6 saat sonra veya yarın neyse işte tadına bakıyoruz. Ha, kesme dondurma yapayım ona ya, dur. Şöyle blok halinde. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Herkese afiyet olsun.